Hepinize selam millet, ben Arda ve bugün böyle güzel bir havada dışarıdayız. Ve dışarıda bir inceleme videosu çekeceğiz. Bir tane drone aldım. Evet, toplamda yani normal drone'un kendisini alsaydım, aldığım drone'un adı DJI Tello. Bu drone'u kendi başıma alsaydım, yani tek başına drone alsaydım, $99 alacaktım. Ama paket halinde aldığım için $119'a geldi bana bu. Yani o Amazon'daki en uygun paketi aldığımı düşünüyorum. Evet, paketin içinden ne çıkacak derseniz, 18, normalde bunu tek başına alsanız $18. Yedek pil, çünkü yedek pil bayağı ihtiyacımız oluyor. Çünkü tek drone, drone'un içinden tek pil çıkıyor ve tek pil sizi sadece ne kadar, 4 dakika falan ayakta tutuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane pil çıkıyor. İçinden şöyle bir tane çanta çıkıyor. Böyle her şey güzel, koli de falan geldi yani. Şöyle bir tane çanta çıkıyor. Ama çanta hiç drone çantası değil. Şöyle göstereyim. O yüzden ben kendime bir tane daha çanta alacağım yani. Şöyle bir tane çanta çıkıyor ama bu bildiğiniz bilgisayar, laptop çantası gibi bir şey. Ben bir tane daha çanta alacağım. Evet, ve geldik iki güzel kısma. VR çıkıyor. Yani mesela bunu takıyorsunuz sanal ortamda gibi, yani böyle elinizle kontrol edebiliyorsunuz bunu. Bence gayet güzel bir özellik. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz ve bunu normal VR olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve bunun fiyatını, yani gidip normal Amazon'dan VR sipariş etmek isteseydim, bunun fiyatı da yaklaşık $30 falan civarıydı. Yani hepsini toplu olarak drone dışında $20 almış oldum. Çantaya da bir $5-10 dersek. Şimdi geldik güzel kısma. Drone'umuz çok küçük değil mi? DJI Tello. Şu şekilde göstereyim. DJI Tello. Şöyle bir tane taplayayım. Evet. DJI Tello. Yani ben bayağı araştırarak aldım. Bayağı güzel bir drone. Şöyle görüyorsunuz, kenarda korumalı pervanelikleri falan var. Arkasını göstereyim. Şu şekilde. Bu Intel ve DJI'nin ortak bir tane çalışması. Yani fiyatı hem çok uygun, hatta internette de izlerseniz diğer incelemeleri görürsünüz. Bu fiyata en uygun drone diye bu geçiyor yani. DJI Tello, yani fiyatına göre performans çok yüksek bir drone. Yükseklik olarak 10 metreye çıkabiliyor. Uzaklık olarak da 200 metre, o civarda bir şey, bilmiyorum tam olarak uzaklık olarak. Evet, şimdi drone'u biraz denemek istiyorum. Önce bir açalım, ondan sonra da deneme bölümüne geçelim. Ve drone ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Gayet yani böyle malzeme olarak ilk olarak o dikkatimi çekti. Çok başarılı bir malzeme üretmeye sahip. İnanılmaz, bence çok güzel. O malzeme sağ. Şöyle görüyorsunuz, pilin takılacağı yer. Böyle boşluk var. Bu drone'un bir de yani çok özelliği var. Telefonu uygulamasını indireceğim. Ben kumandasını sipariş etmedim. Kumandasını sipariş etmek isteseydim yani bir $35 falan civarında bir kumandası tutuyordu. Yani gerek yok dedim yani. Sonuçta telefon da gayet mantıklı bence. Telefondan hatta daha güzel bence. Kamera falan. Ama öbüründe de şey yapabiliyorsun. Mesela takıyorsun böyle kontrolörü. Kontrolörün üzerine telefonu koyuyorsun. Öyle gayet güzel olabiliyor. Drone'u biraz uçuralım bence. Harbiden ben sabırsızlanmaya başladım. Arkadaşlar şimdi drone burada görüyorsunuz. Şimdi uygulamasını da indiriyorum. Uygulamasını indirdim hatta şu anda. Şöyle görüyorsunuz. Dışarıda olduğumdan dolayı pek netlemiyor ama yani şöyle DJI Tello, Ride Tello diye bir tane uygulaması var, Tello diye. Bunu açtıktan sonra buradan drone'unuzu bağlıyorsunuz buna. Ve buradan kontrol etmeye başlıyorsunuz. Şimdi başlayalım. Evet, hepinize selam millet. Şu anda drone'la birazcık uğraştım. Şarjı hiç yoktu. Geldiğinde açtım, çalıştırdım biraz da. Çok az şarj vardı. Biraz şarj ettim. Evet, şimdi çekime başlayalım. Evet, connectliyoruz. Wi-Fi'den bağlanıyoruz drone'umuza. Ve şu anda bağlanmıyor işte. Şimdi şöyle Wi-Fi'den göstereyim. Şöyle Tello, bunun kendi Wi-Fi'si var şu anda kendi içinde. Ona bağlanıyoruz direkt. Şimdi Tello uygulamasını açıyoruz. Evet, inşallah bağlanacak. Evet. Görüyorsunuz şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan böyle drone'un kendi özellikleri falan da var. Yani her şey var. Şimdi evet, kaldıracağız drone'u. Zaten buradaki kameradan da daha iyi göreceksiniz. Şimdi drone'u kaldırmak çok basit. Şuradaki kaldırma tuşuna basıp slide yapıyoruz. Drone görüyorsunuz. Kendi kaldırıyor. Video kaydı var. Şu anda beni görüyor. Özellikleri var kendi.
mesela istediğimiz yere indirebiliyoruz. Mesela kalktığı yere ben tekrar da. Ayarları biraz sert. Şimdi burada bağlı oldu. Kalkıyor. İnip bir anda kalkıyor. İniyor kalkıyor. O şekilde oldu. Şimdi modu kapattım. Şimdi başka yol gösteriyor. ...360'yi göstereceğim. Burası çok şey bir yer. Yani herhangi bir yere çarpabilir. O yüzden 360'ı göstermeyeyim. Ya drone şöyle bir kısım da. Şu an zaten drone'daki görüntüleri görüyor musunuz bilmiyorum. Bana bayağı uzaklaştı. Kadrayı da sökeyim ben onu. İlk defa kuracağım. Bu arada kadrayı da sökeyim. Lan gözüküyor mu zaten? Anda gözüküyor mu? Evet gözüküyor, tam şu. Evet şarjı çok çok bitiyor. Zaten bütün şarjında bile 15 dakika şey var. O yüzden çok fazla. Şimdi bunda size şey göstereyim, hand landing'i göstereyim. Şimdi hand landing'de bunu indirmeye bastığımızda hand landing göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi kendisi iniyor. Burada hand landing var. Şuraya bastığınızda burada take off yerine hand landing oluyor. O şekilde indirebiliyorsunuz. Şimdi tekrar kalkıyorsunuz öyle. Tekrar kaldırdım. Yine slide'ı yapıp kaldırdık. Şimdi de elime indirmeyeceğim. Şimdi de başka bir yere indireceğim. Şimdi top of the land. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şeye basmıyorum. Orada top of the land diyorsun. Direkt otomatik olduğu yerin aşağısına iniyor. Ama dikkatli olun, yani güvenli bir noktada olun. Ondan sonra şimdi tekrar kaldırdım. Hangi modu yapalım? Bir de şöyle bir şey var, 360 modunu şeydeyken yapmıyor, %50 şarjın altındayken yapmıyor. Ona dikkatli olun, %50 şarjın üstündeyseniz 360 modunu yapıyor. Şimdi buradaki modların çoğunu yapamıyorum çünkü şarjım çok az. Bunları, bu modlar için de özel bir video yapacağım. Video bu şekilde, son olarak da bir elimize indirelim. Handlandik yerini yapalım. Şöyle göstereyim bu şekilde. İşte arkadaşlar, videoyu izledikten sonra beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bununla daha fazla videolar gelecek, manzara videoları falan gelecek. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.